Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekle açı denir arkadaşlar. Bazı kaynaklarda bu tanım başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine denir şeklinde de çıkabilir. Böyle bir tanımla karşılaştığınızda da şaşırmayın ikisi de aynı şey. Peki şeklimize bakalım şimdi açımız şekil olarak nasıl ifade edilmiş? A o, B harfleri kullanılmış ve dikkat ederseniz O, A ışını ile O, B ışını aynı noktada kesişmiş ve açıyı oluşturmuş. Şimdi ışınlarımızı gösterelim şöyle. O, A ışını biliyorsunuz şöyle O, A şeklinde yazacağız. O köşesi kapalı olduğu için şöyle göstereceğiz ve O, B ışını arkadaşlar yine O köşesi kapalı. Işın böyle gösteriliyor biliyorsunuz. Bir araya gelerekten açıyı oluşturuyor. Tanımımızı da bu şekilde ispatlamış olduk. Bu iki ışınımız O gibi bir noktada kesişmekte. Şimdi açının isimlendirilmesi nasıl oluyormuş onu inceleyelim. Bir açı isimlendirilirken köşe ismi ortaya yazılır arkadaşlar. Şimdi hepinizin şunu dediğini duyar gibiyim. Peki köşe neresidir? Hemen gösterelim. Bakın burada bir açımız var. Bu açımızda LK ışını ile LM ışını açının kenarlarını oluştururken burada dikkat ederseniz göstermişiz. Görmüş olduğunuz şu ışınların kesim noktası olan yer açının köşesi olmuş oluyor arkadaşlar. O halde köşeyi öğrendik tanımımızı tekrar okursak bir açı isimlendirilirken köşe ismi ortaya yazılır. Ve 3 farklı isimlendirilme şekli vardır arkadaşlar. Nasıl şöyle 3 harfle isimlendirilirken K, L, M ya da M, L, K şeklinde L ortaya yazarak isimlendirilirken şöyle bakın K, L, M açısı şu da açı şapkası şöyle açı işareti veya M, L, K açısı şeklinde isimlendirilirken bir de üçüncü metodumuz vardır arkadaşlar tek harfle isimlendirme o da sadece köşeyi yazarız, L köşesindeki harfimizi belirtip L açısı deriz. Demek ki bir açının üç farklı isimlendirme yöntemi varmış. Bunları K, L, M harflerini kullandığımızda bu şekilde gösterebiliyormuşuz. Şimdi de açının düzlemde ayırdığı bölgelerden ve bu bölgelerde yer alan noktalardan bahsedelim biraz isterseniz. Burada bir DEF açımız var ve açının dikkat ederseniz şöyle. İç tarafı turuncu turuncuya, dış tarafı maviye boyanmış durumda ya da taranmış durumda. Peki, bakın burada da zaten açıklamamız yapılmış. Mavi renkle gösterilen bölge açının dış bölgesi iken, bakın dışarıda kaldığı bir bölge iken, turuncu renkte gösterilen bölge ise açının iç bölgesidir arkadaşlar. Bir başka deyişle, açının kolları arasında kalan bölge turuncu bölgemiz, açının iç bölgesi iken, kollarının dışında kalan bölge mavi bölgemiz, açının dış bölgesi. Peki yeşil renkle çizilmiş olan açının şu görmüş olduğunuz kolları ise nedir? Açının üzeridir ya da Açının kendisidir arkadaşlar Şimdi dikkat ederseniz ben burada Bazı noktalar kullanmışım Şimdi bu noktaların bu açı üzerinde Hangi bölgelere denk geldiğini Hep beraber bulmaya çalışalım İsterseniz bölge bölge ilerleyelim arkadaşlar Mesela mavi renkle gösterilen Bölgemiz nereydi açının dış bölgesiydi O zaman dış bölgedeki Harflerimiz hangileridir Bir bakalım inceleyelim birlikte Dış bölgede A noktası vardır. A harfi. Bir de C noktası vardır. C harfi. A ve C arkadaşlar nerededir? Dış bölgededir. Burada E harfi sanki mavinin içerisindeymiş gibi görünüyor. Sakın ola ki aldanmayın. E harfi birazdan açıklamasını gerçekleştireceğiz. Şimdi iç bölgeye bakalım. İç bölgede Arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece B noktası verilmiş. Herhangi bir başka harf olmadığı için burada B'yi tek başına yazmam yeterli. Bir de D, E, F noktaları var. Bu noktalar ne anlama geliyor? Bu noktalar ne açının iç bölgesine dahildir ne de açının dış bölgesine dahildir. Açının üzerindedir arkadaşlar. Açının kendisindedir. Yani üzerinde diyelim şöyle yazalım üzerinde olan noktalar hangileridir diye bize sorulduğunda D noktası, E noktası ve F noktasıdır deriz. Hadi biraz da işimize yarayacak bazı açı çeşitlerinden bahsedelim mi? Bakın burada 3 tane değişik şekil verdim ve bu şekillerin karşılarına bazı açıklamalar yazdım. Bu açıklamalarda da belirtilen yerlere, şu nokta nokta yerlere açıklamaların ne anlama geldiğini yazmamızı istedim. Hadi birlikte yazalım. Şeklimizi görüyoruz. Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılara ne denir? Evet hepinizin dar açı denir öğretmenim dediğinizi duyar gibiyim. O halde hemen buraya dar açı ya da dar açılar diyebiliriz. Gördüğünüz gibi şeklimizde bu. Bu bir dar açı şekli. Gelelim buraya. Bakın burada zaten aslında ölçü verilmiş. Buradan ipucuyu aslında anlıyoruz. Bakın ölçüsü 90 dereceye eşit olan açılara ne denir? Evet yine hepinizin bu kez dik açı dediğinizi duyar gibiyim. Yazalım buraya dik açımızı. Demek ki dik açının şeklen gösterimi de bu şekildeymiş. Gelelim üçüncü şeklimize. Bakın dikkat ederseniz açının kolları birazcık daha fazla açılmış. O halde açıklamamızı okuyalım. Ölçüsü 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük olan açılara ne denir denmiş. Buna da arkadaşlar geniş açı denir. Şöyle yazalım geniş açı diyelim. Zaten mantık olarak dikkat ederseniz kollar az açılmış, dar açılmış buna dar açı. Kollar bayağı bir açılmış, geniş bir şekilde açılmış buna geniş açı denir. Açı ölçüleri aynı olan açılara eş açılar diyoruz. Bakın şimdi MA açısı eşittir 35 derece, MB açısı eşittir 35 derece. Bunlar ne anlama geliyordu? MA burada A açısının açı ölçüsü. MB B açısının açısal değeri, açı ölçüsü. Öyle değil mi? Her ikisi de 35'er derece olduğuna göre bunlar eş açılardır arkadaşlar. Bazı kaynaklarda bu M şeklinde değil de harf olaraktan SA, SB şeklinde de açı ölçüsü gösterilebilir. A ve B açıları eş açılardır. Bakın, açılarımız da bu şekilde gösteriliyordu biliyoruz. Ayrıca açı ölçülerimizi de şurada 35'er derece birbirine eşit olduğu için MA eşittir MB şeklinde veya dedik ya başka kitaplarda da SA eşittir SB şeklinde de ifade edilebiliyor arkadaşlar. Tamam mı? Açısal ölçülerimiz birbirine eşit. Eşlik sembolümüz nasıl? Bakın eşlik sembolü şöyle. A açısı eşittir B açısına şeklinde gösterilir ve okunur. Hemen örnek üzerinde konumuzu pekiştirelim isterseniz. 45 derecelik bir açının aynadaki görüntüsü sonucu oluşan açı ile eş olup olmadığını inceleyelim. Bakın ilk etaptaki açımız bu olsun. Bu açımız 45 derece diye buraya yazalım. Aynadaki görüntüsü arkadaşlar açının tamamen ölçüsel olaraktan eşit bir açıyı bize verir mi? Verir. 45 derecelik bir açıyı verir. Sadece bu açının yönü bu şekilde içen e, açının görüntüsü aynanın arkasında oluşan açının görüntüsünün yönü bu şekilde olmak zorundadır tamam mı o halde arkadaşlar bizim kuralımız neydi bizden istenilen şart neydi açı ölçülerinin aynı olması yeterliydi eş olabilmesi için e 45'er derecelik iki eş açı söz konusu ise burada biz şöyle yazabilir miyiz k l m açısı eşittir p r S açısına. Ayrıca açısal ölçüleri de birbirine eşit olduğu için şöyle de bir yazım kullanabiliyorduk. M, L açısı diyelim kısaca eşittir. M, R açısına bu da eşittir arkadaşlar. 45 dereceye. Bunu da burada söylemiş olalım. Verilen bir açıya eş olan başka bir açıyı farklı yöntemlerle çizebiliriz. Bu yöntemlerden biri eş açıyı açı ölçer kullanarak çizmektir. Gelin şimdi açı ölçer kullanarak verilen açıya eş bir açıyı nasıl çizeceğimize bakalım. Verilen A açısının AC ışınına karşılık gelecek bir DF ışını çizelim. A açısı 60 derece olduğuna göre açı ölçeri ışın üzerine koyup 60 dereceye karşılık gelen yere bir nokta koyalım ve bu noktaya E diyelim. Son olarak ışının başlangıç noktasını bu noktaya doğru uzatarak başka bir ışın çizelim. Böylece A açısına eş bir D açısı oluşturmuş olduk. Verilen A açısına eş olan bir açı çizmek için önce bir A üssü P ışını çizelim. Daha sonra pergelimizin sivri ucunu A noktasına koyup açının kenarlarını kesen bir yay çizelim. Yayın açının kenarlarını kestiği noktalar B ve C olsun. Şimdi pergelin açısını bozmadan, sivri ucunu A üssü noktasına koyup ışını kesen bir yay çizelim. Yayın ışını kestiği nokta B üssü olsun. Şimdi de pergeli BC uzunluğu kadar açıp B üssü merkezli bir yay çizelim. İki yayın kesim noktasına da C üssü diyelim. A üssü ve C üssü noktalarını bir cetvel yardımıyla birleştirip uzatalım. Böylece CAB açısına eş olan C üssü, A üssü, B üssü açısını çizmiş olduk. Şimdi de yeni bir kavramdan bahsedeceğiz. Şekli burada var. Açıklamasını birlikte bir okuyalım. Köşeleri ve birer kenarları ortak olan, diğer kenarları ortak kenarların farklı taraflarında bulunan iki açıya ne denir arkadaşlar? Evet, komşu açı denir öyle değil mi? Şöyle yazalım komşu açı ya da komşu açılar diyebiliriz. Peki komşu açılarımızı burada isimlendirerekten yazmamız gerekirse hangi açılar komşu açılardır? Bakın şu OB ışını ortak kenardır. Açının ortak kenarıdır. Birbirinden farklı taraflardaki kenarlar hangileri? OA ışını ile OC ışını. O zaman açılarımızı oluşturalım. Diyelim ki AOB açısı ile şöyle yazalım. Açısı ile Hangi açı? BOC açısı ya da COB açısı şeklinde de söyleyebiliriz. Yazalım şöyle. COB açısı nedir arkadaşlar? Komşu açılardır. Şuraya şöyle yazalım. Sizler de bunları muhakkak not alın şekil açıklama şeklinde verdiğimiz bilgiler devam ediyor bakın. Çok güzel açıklamalarımız var yine sizleri bilgilendireceğimiz. İlk önce şöyle bir şeklimize bakalım. Bakın şöyle birbirinden ayrı iki tane açıdan bahsediliyor. 30 derecelik biri diğeri 60 derecelik. Açıklamasına bakalım. Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya ne denir arkadaşlar? Evet hepinizin tümler açı denir öğretmenim dediğinizi duyar gibiyim. Hadi yazalım şöyle tümler açı denir. Peki bu şekle bakalım. Bu şekilde ne var şimdi? Dikkat ederseniz yukarıdan farklı olaraktan arkadaşlar yine toplamları 90 derece olan iki açı verilmiş ama bu kez aralarında herhangi bir boşluk yok. Dikkat ederseniz birer kenarı ortak olan açılar verilmiş. E birer kenarları ortak olan, diğer kenarları ortak kenarın sağında ve solunda yer alan açılara ne diyorduk biz? Komşu açı diyorduk. E, aynı zamanda bunlar tümler açı olduğuna göre çünkü toplamları 90 derece. Bunları nasıl isimlendireceğiz? Bakın açıklamayı okuyalım. Hem komşu hem de tümler olan iki açıya ne denir arkadaşlar? Komşu tümler açı ya da açılar denir. Şöyle açılar diyelim bu kez. Denir. Tamam mı? İsmen yazmak gerekirse burada ABC açısı ile şöyle yazalım. ABC açısı ile DEF açıları nedir arkadaşlar? Tümler açılardır. Nereden anlıyoruz bunu? Şu şekilde de ispat edelim isterseniz. 30'la 90'ın pardon 30 ile 60'ın toplamı neyi verdi bize arkadaşlar? 90 dereceyi verdi. Çünkü burada da zaten 90 derece olması söyleniliyordu. Bir aşağıdaki şeklimize bakalım isterseniz. Burada komşu olduğunu zaten şu turuncu renkte verilen kenardan biliyorum. Peki tümler olduğunu nereden biliyorum? 75 ile 15'in toplamından. Dikkat ederseniz bakın 5 5 daha 10 elde var 1. 7 1 daha 8 1 de elde. 90 derece 9 oldu burası eldemizle birlikte 90 dereceye ulaştık. 90 derece olması gerekiyordu ya bakın burada aynı şekilde burayı da sağladığı için komşu tümler açılar oldu. Peki komşu tümler açılarımızı ismen söylememiz gerekirse nasıl söyleriz? K, L, M açısı ile N, L, M açısı. N, L, M açıları nedir? Komşu tümlerdir. Şöyle yazalım. Bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi de bütünler açılardan bahsedeceğiz. Bakın şekillerimiz burada, yan tarafta da açıklamaları var. Takip edelim. Ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya biraz önce de söylediğimiz gibi ne denir? Bütünler açılar denir. Tamam mı? Bütünler açılar denir. Şöyle şuraya yazdık. Peki bu bütünler açıların harflerle isimlendirilmiş şekilde gösterilmiş hali nasıldır? Bakın ABC açısı ile şöyle gösterelim. D, E, F açısı nedir arkadaşlar? Bütünlerdir. Nereden anlıyorum? Bakın burada dikkat ederseniz açısal değerler de verilmiş. 40'a 140. Bunları toplarız şöyle. 180 dereceye eşit olduğunu görürüz. 0 0 daha 0. 4 4 daha 8. 1'i aşağıya indirdik. 180 derece, 180 derece. Gördüğünüz gibi bütünler. Ama burada Açılar birbirinden farklı. Arada bir boşluk var. İki farklı açıdan bahsediyoruz. Bakın ortak hiçbir yanları yok. Yalnız burada bir ortaklık durumu söz konusu. Bu şeklimize bakın. Yine iki tane açımız var. Yine ölçüleri toplamı 180 derece. Ama birer kenarları ortak, diğer kenarları ortak. Kenarın sağında ve solunda yer almış iki açımız var. Bu durumdaki açıya ne diyorduk? Komşu açı. Hem komşu hem de bütünler olan iki açıya ne denir arkadaşlar o halde? Komşu, bütünler, şöyle yazalım açılar denir. Öyle değil mi? Gayet güzel oldu. Yeni bir açı kavramından bahsedeceğiz bu sayfamızda da. Kesişen iki doğrunun oluşturduğu açılardan zıt yönlere bakan açılara ne denir? Ters açılar denir. Şöyle yazalım. Ters açılar denir. Ters açıların bir özelliği vardır. Bakın buraya yazdım. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Açı ölçüleri birbirine eşit. Burada birbirine zıt yönde bakan açılarımız hangileri? Bakın, A ile C şöyle yazalım. A açısı ile C açısı ters açılardır. Başka D ile B. D açısı ile de yine B açısı ters açılardır. Peki şu açıklamamızı, şu özelliğimizi bunlara uygularsak nasıl yazabiliriz? A açısının değeri eşittir C açısının değerine ölçüsel olaraktan yine aynı mantıktan hareketle D açısının değeri de eşittir B açısının değerine. Yani şundan bahsediyorum arkadaşlar. Burası 80 derece olduğunda karşısı da 80 derece olmak zorunda. Şurası birbirini 180 dereceye tamamlaması gerektiği için 80'in hemen komşusu 100 derece olacağından dolayı ters açısı da birbirine eşit olacağı için buranın da 100 derece olmak zorunda olduğunu söyleyebiliriz. Örneklerimizle devam ediyoruz. Şekildeki iki açı tümler ise x kaç derecedir diye bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi tümlerden kasıt nedir? Bu arada şundan bahsedelim isterseniz. Tümler açıyla bütünler açıyı hocam ben karıştırıyorum diyenlere şöyle bir şey söyleyebiliriz. 90 derece nedir arkadaşlar? Dik açıdır öyle değil mi? E peki diklik sembolü de şöyle bir şey midir? Bakın bu bir diklik sembolüdür. Şöyle ters T ya da şunu şu şekilde gösterebiliriz. Bunu ters çevirdiğimizde T harfine ulaşmaz mıyız? Ulaşırız. Bu aynı zamanda Tümler açının ilk harfi olmuş olur. O halde arkadaşlar tümler demek 90 derece demek tamam mı? Şuradan anlıyoruz. Peki bütünleri bu şekilde nasıl kodlayabiliriz? Bütünlerin de arkadaşlar ilk harfi nedir? Bütünlerin ilk harfi B harfidir. B'yi şöyle yan yatırıp şu şekilde gösterirsek ve biz bunları tam manasıyla bu şekilde gözükmüyor ama şu şekilde şöyle köşeli olarak yazar ve 90 derece dersek iki tane 90'ın toplamından 180 dereceye ulaşırız. Demek ki bütünler 180 Tümler ise 90 demek. Çünkü zaten kelime bazlı düşündüğümüzde tümler daha kısa bir kelime yani 90 derece küçük açı. Bütünler daha uzun bir kelime yani 180 derece daha büyük açı. Bu şekilde değişik kodlamalarla arkadaşlar sizler farklı şeyler de bulabilirsiniz. Tümler ve bütünler açıları birbirinden ayırt edebilirsiniz. Burada bizden tümler istenmişti. O halde benden 90 derece isteniliyor. Bu iki açının toplamı 90 derece olacak. Şöyle yazarsak 3x artı x artı 10. Burada iki farklı açıdan bahsediyoruz. Birinci açımız 3x, ikinci açımız x artı 10. Ama bu ikisinin toplamı kaç derece olacak? 180 derece, ol. pardon tümler demiştik 90 derece olacak dikkat etmemiz lazım. Evet 90 derece olacak. Peki şimdi 3x ile x'in toplamı cebirsel ifadeleri bu yıl işledik. Hatırlıyorsunuz 3x ile x'i toplarsak ne yapar? Şurada x'in gizli bir kat sayısı vardır. O da 1'dir. 3x ile 1x'in toplamından 4x gelir. 4x artı 10 eşittir 90'a. Şimdi kendimize şunu soracağız arkadaşlar. Ben 10 neyi toplarsam 90 derece yapar. Evet herkesin 80 dediğini duyar gibiyim. 80 ile 10'un toplamı 90 yapacağı için 4x burada 80'e denk gelir. Peki 4 kat 80 ise ben 1 katı nasıl bulabilirim? Evet 80'i 4'e bölerek öyle değil mi? 80'i şurada 4'e bölelim. 8'in içerisinde 4 2 defa 2 kere 4 8 çıkardık 0. Şu 0'ı buradan alır buraya yazarız. Demek ki x'imiz karşımıza 20 derece olarak çıktı arkadaşlar. Geldik bir diğer örneğimize. Şekildeki iki açı bütünler ise bu kez A nedir diye sorulmuş. Ve bütünler dediği için hani biraz önce ne demiştik tümler bütünler farkını bulabilmemiz için bazı kodlamalarımız vardı. Onları kullanarak bütünlerin 180 dereceden bahsettiğini anlayabiliriz arkadaşlar. Peki ne yapacağız şimdi burada? Bu kez şu iki açının toplamı 180 derece olacak. Yani ben 40 derece ile... 4A artı 20'yi topladığımda 180 dereceye eşitleyeceğim. 40 derece ayrı bir açı. 4A artı 20 ayrı bir açı. İkisinin toplamı 180 derece. Burada 4A'nın dışında başka herhangi bir harfli ifade olmadığı için şöyle 4A'yı tek başına bir yazarız. Yanına artı deriz. 40 ile 20'nin toplamı ne yaptı arkadaşlar? 60 yaptı. Yanına da eşittir 180 diye bu şekilde belirtiriz. Şimdi kendimize şunu soracağız. Bir önceki soruda olduğu gibi. Burayı bulabilmek için ben 60'la kaçı toplarsam sonuç 180 yapar. Ya da bir başka deyişle 180'den 60'ı çıkartırım. Buranın 120 olduğunu bulurum. O halde şurada 4A eşittir 120 diye yazabilirim. Peki 4A 120 ise yani 4 kat 120 ise bir katı ben nasıl bulabilirim arkadaşlar? Bu kez 120'yi 4'e bölerek bulabilirim. Hadi burada bölelim 120'yi 4'e. Şöyle 1'in içerisinde 4 yok. 12'nin içerisinde 4. 3 defa 3 kere 4 12. Çıkardık. 0 0. Şu 0'ı aldım oradan buraya yazdım. 30 çıktı benim sonucum. Şimdi geldik 30'u buraya yazıyoruz. A burada 30 derece olarak karşımıza çıktı. Bizden zaten ne isteniliyordu? A'nın derece cinsinden değeri isteniliyordu. Yeni örneğimizle devam ediyoruz. Bakın güzel bir soru. Ölçüsü doğal sayı olan en küçük geniş açının bütünleri kaç derecedir diye bize sorulmuş. Öncelikle ölçüsü doğal sayı olan en küçük geniş açıyı bulacağız. Geniş açının tanımı neydi arkadaşlar? ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan ama 90 dereceden büyük 180 dereceden küçük olan açılara deniliyordu. Yani 90 dereceden büyük en küçük değerimiz hangisi olur bizim 91 derece olur. Tabi doğal sayı değeri olarak. E o zaman ben burada 91 dereceyi kullanabilirim. Şimdi 91 derece burada ilk karşıma çıkan anahtar sayım. Bu sayı sayesinde ben sorunun çözümüne yürüyeceğim. Bu geniş açının bütünleri kaç derecedir diye bize sorulmuş. Bütünler arkadaşlar biliyorsunuz 180 dereceydi. Biz 180 dereceden şöyle 91'i çıkartırsak ne yaparız? 91 derecenin bütünlerini bulmuş oluruz. 0'dan 1 çıkmaz. Buradan bir onluk kalırız. Burada 7 kalır. Burası 10 olur. 10'dan 1 çıktı 9 kaldı. 7'den 9 çıkmaz. Burası zaten 17'ye tamamlar. 17'den 9 çıkarsa 8 kalır. 89 derece benim sorumun doğru cevabı olur. O halde ölçüsü doğal sayı olan en küçük geniş açımız 91 derecenin bütünleri 89 derecedir arkadaşlar. Şimdi de ters açıyla alakalı bir örneğimiz var bakın güzel bir soru. Verilenlere göre A kaç derecedir diye bize sorulmuş. Arkadaşlar ben burada şöyle birbiriyle kesişen karşılıklı zıt yönde oluşturulmuş iki tane açı görmekteyim. Peki bu açılar nasıl açılardır, nasıl isimlendiriliyordu? Biraz önce anlattık ters açı olarak isimlendiriliyordu. Ters açıların açı ölçüleri birbirine eşit miydi? Evet biraz önce özellik olarak vermiştik. Açı ölçüleri birbirine eşitti. Şimdi 2A artı 20 açısal değer olarak neyse 120 dereceye eşit oluyor. E zaten 120 derecedir açısal değeri birbirine eşitliyoruz. Şimdi burada yapmam gereken nedir? Şu iki A'nın değerini bulabilmektir ilk etapta. Az önceki sorularda yaptığımız yöntemden yola çıkarak kendimize şu soruyu soracağız. 20 ile ben neyi toplarsam sonuç 120 yapar. Evet herkesin 100 dediğini duyar gibiyim. Demek ki burası 100. O halde 2A eşittir 100'e. Peki 2A eşittir 100 ise 1A'yı nasıl bulurum? Yani başka bir deyişle. 2 kat 100 ise 1 katı nasıl bulurum? Evet 100'ü 2'ye bölerek öyle değil mi? 100'ün yarısı zaten 50'dir ama yine de bölme işlemiyle gösterelim. 1'in içerisinde 2 yok. 10'un içerisinde 2 kaç defa? 5 defa. 5 kere 2 10. Çıkardık 0. 0 buradan buraya buradan da buraya geldi. 50 derece yaptı bizim A değerimiz arkadaşlar. Bizden de zaten a'nın değeri isteniliyordu. Şimdi yine karşımıza çok fazla çıkabilecek tipte bir soruyla karşı karşıyayız. Bakın, tümleri 47 derece olan açının bütünlerinin ölçüsü kaç derecedir diye bize sorulmuş. Güzel bir soru. Yapmamız gereken işlem nedir? Öncelikle tümler bütünler ayrımını bir gerçekleştirelim arkadaşlar. Kafamızda bir kodlama yapmıştık. Önceki sayfalarda anlattık. Bakın. Tümler o kodlamalara göre 90 derece bütünler ise 180 derecedir arkadaşlar. İki tane açımız var toplamı 90 derece. iki tane açımız var toplamı 180 derece olmak durumunda tümler bütünlerde. Şimdi ilk etapta tümlerle başlayalım. Çünkü burada tümler verilmiş. Bakın tümleri 47 derece olan açının. Hemen şu açıyı bir bulalım öyle değil mi? Ne yapacağız? 47 ve bir tane açımız var. Toplamları 90 derece. O zaman ters işlem uygularsak 90'dan 47'yi çıkartacağız. Bu açıyı bulacağız. Hemen bulalım. 90'dan 47'yi şurada çıkartalım. 0'dan 7 çıkmaz. Buradan bir 10'luk alırsak burası 8, burası 10 olur. 10'dan 7 çıktı, 3 kaldı. 8'den de 4 çıktı, 4 kaldı. 43 dereceymiş şu açı. Şimdi diyor ki devamında sorunun bu açının bütünlerinin ölçüsü kaç derecedir? He. Şimdi de 43'ün bütünlerini bulacağız. 43 var. Bir başka açı var. Bu ikisinin toplamı 180 derece olacak. Zaten bize de o bir başka açıyı soruyor. Ne yapacağız? Toplamları 180 derece olduğuna göre yine ters işlemden arkadaşlar. Bu kez 180'den 43'ü çıkartacağız ve doğru cevaba yürüyeceğiz. 0'dan 3 çıkmaz. Buradan bir 10'luk alırız. Burası 7 kalır. Burası ise 10 olur. 10'dan 3 çıktı 7 kaldı. 7'den 4 çıktı 3 kaldı. Bir de burada birimiz var. Bizden istenilen doğru cevap 137 derecedir arkadaşlar. Üçgende yükseklik ve alan. Üçgenin bir köşesinden karşı kenara veya Karşı kenarının uzantısına inilen dikmeye biz matematikte yükseklik diyoruz arkadaşlar. 3 Üç değişik üçgen üzerinde yüksekliklerimizi şöyle göstermek istedim. Burada bir üçgenimiz var. Üçgenimiz ABC üçgeni. Bakın A köşesinden BC kenarına bir dikme inmişim. H yüksekliğini burada göstermişim. Yükseklik küçük H harfiyle gösterilir arkadaşlar. Ayrıca burada AC kenarına da B köşesinden AB kenarına da C köşesinden dikme inilebilir arkadaşlar. Ama biz burada BC kenarına A köşesinden bir dikme indik ve buna H yüksekliğidir dedik. Geldik buraya. Bu üçgenimiz farklı. Özel bir durumu var. Burada arkadaşlar bir diklik durumu söz konusu. Bu bir dik üçgen. DEF üçgenimizde. Bakın 3 üç değişik yükseklik gösterdim. Dikkat edin. Bakın şurada bir h1 yüksekliği burada bir h2 burada da bir h3 yüksekliğimiz var. h1 yüksekliği arkadaşlar üçgenin içerisinde meydana gelen bakın şu görmüş olduğunuz df kenarına e köşesinden inilen dikmedir. Bu bir yükseklik. Ayrıca h2 ve h3 yüksekliklerimiz var. Bunlar da bu dik üçgenin dik kenarlarıdır arkadaşlar. Bu dik kenarlar ayrı ayrı yükseklik vazifesi görmektedir. Gelelim buraya. Burada da arkadaşlar bir geniş açılı üçgenimiz var. Bu dar açılı üçgende, bu dik açılı üçgende, bu da geniş açılı üçgen. Geniş açılı üçgende de bakın dışarıda bir yükseklik meydana gelebilirken içeride de ayrıca bir yükseklik oluşturulabiliyor. Ama daha çok geniş açılı üçgende bu dışarıdaki yükseklik kullanılır. Buna H1 yüksekliği dedim. Bu NM kenarının uzantısına ait yüksekliktir. Bu H2 yüksekliği ise N köşesinden inilen KM kenarına ait yüksekliktir arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bu yükseklikleri kullanaraktan alanları bulmaya çalışacağız. Gelelim alanla alakalı açıklamamıza. Bir üçgenin alanı bir kenar uzunluğu ile o kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir. Arkadaşlar bu bazı kitaplarda bazı kaynaklarda şu şekilde de geçebilir. Üçgenin alanı taban çarpı o tabana ait yükseklik bölü 2 anlamında da söylenilebiliyor karıştırmayalım sıkıntı yok o da doğru bu da doğru arkadaşlar bu matematiksel bir açıklama olaraktan daha güzel olduğu için ben bunu tercih ettim bakın şimdi burada bir üçgenimiz var abc üçgeni ben burada bc kenarını aldım ha siz ac kenarını alırsınız ab kenarını alırsınız fark etmez yine aynı abc üçgeninin alanına ulaşabilirsiniz tabi yüksekliklerimiz değişir bu duruma göre. A kenarına ait yükseklik haşadır çünkü. Tamam mı? O halde bu ABC üçgenimizin alanı ne olur? Alan eşittir. A çarpı haşa bölü 2 olur. Yani kenar çarpı o kenara ait yükseklik bölü 2 formülü bize bu üçgenin alanını verir. Şimdi uygulamalarımız üzerinde üçgende yükseklik ve alan konusunu pekiştirelim arkadaşlar. Bakın örneğimizde BC kenarı ve bu BC kenarına ait yükseklik verilmiş ve alan ABC üçgeni soruluyor. Yani ABC üçgeninin alanı soruluyor. Alan nedir arkadaşlar? Şu BC uzunluğu çarpı yüksekliğimiz H bölü 2'dir. Öyle değil mi? Peki yerlerine yazalım şimdi. Alan eşittir. BC uzunluğu 12. Haşımız 5. 12 çarpı 5 bölü 2 bize alanı verir. 5 kere 12 60 yapar arkadaşlar. Bölü 2. 60'ı da 2'ye bölersek 30 santimetre kare olarak sonucumuz karşımıza çıkar. Demek ki bu üçgenimizin alanı 30 santimetre kare. Geldik buraya. Bu üçgenimiz bir dik üçgen arkadaşlar. Ve yine bize alanı sorulmuş. Arkadaşlar dik üçgende alan dik kenarlarının çarpımının yarısıdır. Tekrar edelim. Dik üçgende alan dik kenarlarının çarpımının yarısıdır. Çünkü dik kenarlardan biri yükseklik vaziyeti görürken bir diğeri taban görevi görmektedir. Burada 8'i taban 4'ü yükseklik alabiliriz. Veya 4'ü taban 8'i yükseklik alabiliriz arkadaşlar. O halde alanımız bizim burada KL çarpı LM uzunlukları bölü 2 olmak zorunda. Değerleri hadi yerine yazalım. KL uzunluğumuz 4. LM uzunluğumuz 8 bölü 2. 4 kere 8 ne yapar? 32 bölü 2. Bu da 16 santimetre kare olarak karşımıza çıkar. Şurada santimetre sığmadığı için 4'ün altına yazdım. Bunu da burada belirteyim arkadaşlar. Örneklerimiz devam ediyor. Bakın bir geniş açılı üçgenimiz var ve taban verilmiş. O tabana ait yükseklik de dışarıda oluşmuş ve bu üçgenin alanı soruluyor. Şöyle tarayayım. Taralı üçgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Kenar o kenara ait yükseklik. Alan eşittir uzunluk cinsinden böyle yazarsak RS uzunluğu çarpı PT uzunluğu PT de yüksekliktir çünkü bölü 2. Hadi değerleri yerine yazalım arkadaşlar. RS kenarımız 12 cm çarpı PT yüksekliğimiz 9 cm bölü 2. 12 ile 9'u çarpıp da sayıyı büyütmektense 12 ile 6'yı pardon 12 ile 2'yi sadeleştirelim. 12'yi 2'ye böldüm. Kaç kaldı? 6. Yanında da 9'umuz var. 6 kere 9. 54 santimetre kare. Bizim bu üçgenimizin alanı olmuş oldu. Geldik bu üçgenimize. Yine bir dik üçgen mi? Evet. Dik üçgenin alanı ile alakalı biraz önce bir açıklamada bulunmuştuk. Ne demiştik? Dik kenarlarının çarpımının yarısı bize alanı verir demiştik. E burada dik kenarlarımız neler? Bakın. Alan eşittir. Dik kenarlarından biri AB uzunluğu. Bir diğeri AC ama onun yerine X yazalım isterseniz. Bölü 2. Bu bize neyi verecek arkadaşlar? Alanı verecek. E alan değeri belli mi? Belli. Yerine yazalım. 63 eşittir. AB uzunluğu belli mi? Evet. 9 çarpı X bölü 2. Şimdi arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapılacak ama öncesinde şöyle işlem kolaylığı açısından 9 ile 63'ü karşılıklı sadeleştirebilir miyiz? Evet. Peki 9 kere 7 63 olduğu için 9'u 9'a böldüm 1. 63'ü 9'a bölersem 7 yapar mı? Yaptı. Buraya 7. Buraya 1'i yazmaya gerek yok. 1 kere x x yapar. Bölü 2. Şu 7'nin artık gizli paydası 1'dir. Hadi içler dışlar çarpımı yapalım. X ile 1'in çarpımından x 7 kere 2 14 santimetre sonucunu verdi. Bu bulduğumuz 14 nedir arkadaşlar? AC uzunluğudur. Güzel bir üçgende alan problemi sorusuyla konumuzu nihayetlendireceğiz arkadaşlar. Hemen sorumuzu okuyalım. Emir alanı 300 cm kare olan dikdörtgen şeklindeki kartona bir kenarı 10 cm ve bu kenara ait yüksekliği 12 cm olan bir üçgen çiziyor. Bakın bir kenarı 10 ve bu kenara ait yüksekliği 12 cm olan üçgenimizi çizdik. Şu dikdörtgenimizin alanı da 300 cm kareymiş. Üçgenin dışında kalan bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Üçgenin dışında kalan bölge neresidir? Şu taradığım bölgedir arkadaşlar. Şöyle tarayayım daha iyi görün diye. Tamam mı? Şöyle taradığımız takdirde bakın. Evet, bu taralı bölge bizden istenilen bölge şu an. Ne yapacağız? Arkadaşlar üçgenin alanını bulacağız. Tüm alan olan 300 santimetre kareden çıkardığımızda taralı alanı bulmuş olacağız. Öncelikle üçgenimizin alanını bulalım. Burada üçgenimizin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Şöyle uzunluk cinsinden yazarsak. Lm uzunluğu ile arkadaşlar yüksekliğimiz olan h uzunluğunun yarısı bize üçgenimizin alanını verir. Hadi bulmaya çalışalım. Yürüyelim sonuca doğru. Lm uzunluğumuz 10 santimetre. Yüksekliğimiz 12 santimetre bölü 2 dedik. 10 ve 12'nin çarpımından 120 bölü 2 60 santimetre kare. Bu nedir bulduğumuz? üçgenin alanıdır arkadaşlar. Peki dikdörtgenin alanı neydi? 300 santimetre kareydi. O zaman ben 300'den 60'ı çıkartırsam taralı alanı bulur muyum? Evet bulurum. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 6 çıkmaz. Buradan bir onluk 10 aldık. 10'dan 6 çıktı 4. Burada 2 kaldı. 240 santimetre kare. Demek ki üçgenin dışında kalan taralı bölgenin alanı olmuş oluyor. Paralel kenarda yükseklik ve alan. Öncelikle yükseklikten bahsedeceğiz arkadaşlar. Paralel kenarın bir köşesinden karşı kenarına veya uzantısına inilen dikmeye yükseklik denir. Burada yüksekliklerimizi kesik kesik çizgilerle gösterdim. İki farklı renkte göstermemin sebebini birazdan açıklayacağım. Arkadaşlar şimdi ilk başta tanımımıza geri dönersek bir köşeden karşı kenarına bakın. Köşe olaraktan A köşesini aldık burada. Karşı kenar olaraktan DC kenarı veya CB kenarını biliyorum. DC kenarını ilk etapta değerlendirirsem şu görmüş olduğunuz kesik kesik çizgilerle belirtmiş olduğum AE uzunluğu nedir arkadaşlar? Yüksekliktir. Neye göre? DC kenarına göre. Ayrıca şu CB kenarına göre de bir yüksekliğimiz vardır. Yine kesik kesik yeşil renkli çizgilerle göstermiş olduğum AF doğru parçası yani AF uzunluğunun meydana getirdiği bir yüksekliğimiz vardır. Bir de arkadaşlar dışarıda oluşan bir yüksekliğimiz var. Bakın burada da ne demişiz? Bir köşesinden karşı kenarına değil de uzantısına veya uzantısına demişiz. İşte burada şu görmüş olduğunuz DC kenarının uzantısıdır arkadaşlar. Şu CH diye gözüken kısım var ya, bura uzantısıdır. Bu uzantıya inilen dikme de yine yüksekliktir. Bunu bilerek kırmızı renkte gösterdim. Çünkü yeşil renkte göstermiş olduğum yükseklikler paralel kenarın içerisinde oluşan yükseklikler iken, kırmızı renkte göstermiş olduğum yükseklik paralel kenarın dışında oluşmaktadır. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi DC kenarına ait içeriden çizilmiş yükseklik AE doğru parçası ile ifade edilirken BC kenarına ait içeriden çizilmiş yükseklik AF doğru parçası olarak ifade edilmektedir. Ayrıca DC kenarına ait dışarıdan çizilmiş bir yüksekliğimiz de vardır. Bu da nedir? BH'tır arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz. Şurada ayrıca tek tek diklikleri ve eşitliği de ifade ettim. Bakın AE doğru parçası DC doğru parçasına diktir. Bakın AE DC'ye diktir. Ayrıca AF doğru parçası BC doğru parçasına diktir. AF BC'ye diktir. BH doğru parçası DC doğru parçasına diktir. BH burası DC'ye bakın uzantısına diktir. Ve burada AE uzunluğunun AF uzunluğuna eşit olduğunu yazmışım ama burada bir hata olmuş arkadaşlar. Olabiliyor. Biz de hata yapabiliyoruz. AE uzunluğu BH uzunluğuna eşittir. Şurada düzeltelim isterseniz. Bura hatalı olmuş. Şöyle yazalım. AE uzunluğu eşittir BH uzunluğuna olacaktı arkadaşlar. Bunu İyi ki yakaladık şöyle düzeltelim. Niye bu ikisi birbirine eşit olmaz arkadaşlar? Bunlar içeride oluşan birbirinden farklı yüksekliklerdir. Ama bakarsanız şuraya AE uzunluğuyla BH uzunluğu birbirine şöyle karşılıklı eşit olmaktadır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paralel kenarın alanı bir kenar uzunluğu ile bu kenara ait yüksekliğin çarpımına eşittir. He, geldik şimdi paralel kenarın alanına. Neymiş? Bir kenarı ile bu kenara ait yüksekliğin çarpımına eşitmiş. Bakın paralel kenarımız burada. Bir kenar olaraktan almış olduğum kenar DC kenarı oldu ve ben buna uzunluk olaraktan A uzunluğu olarak buraya belirttim. Bu kenara ait yükseklik nedir arkadaşlar? Şu şuraya H desek mesela AH uzunluğu olan HA yüksekliğimizdir arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunu alan formülü olaraktan nasıl ifade edebiliriz? A büyük A yani alan demektir. Küçük a şu uzunluk dc uzunluğu aynı zamanda kenar ve ha diye belirtmiş olduğumuz yer ise dc kenarına ait yüksekliğimizdir. Burada alan ise a çarpı haşa yani kenar çarpı o kenara ait yükseklik formülüyle bulunur. Şimdi örneğimizde bu formülü uygulayacağız arkadaşlar. Bakın şimdi gördüğünüz gibi burada bir örneğimiz var. Örneğimizde diyor ki kl uzunluğu 14 cm ve şu görmüş olduğunuz lh yüksekliği 8 cm'dir alan nedir diyor. Arkadaşlar burada içeriden verilmiş bir yükseklik söz konusu değil ama ben bunu istersem içeriye de taşıyabilirim. Şu görmüş olduğunuz LH yüksekliğini şuraya taşısam. Şöyle şu iki yükseklik zaten bir önceki sayfadaki konu anlatımımızda şöyle göstermiştik. Birbirine eşit değil miydi uzunluk olarak? Eşitti. E burası 8 cm ise burası da 8 cm yaptı. O halde şu görmüş olduğunuz KL uzunluğu da aşağıya NM uzunluğuyla eşit olduğu için 14 cm olarak taşınır mı? Taşınır. Artık ben şu A uzunluğumu buldum. Haşa uzunluğumu da buldum. Formülüm neydi? Alan eşittir. Kenar çarpı o kenara ait yükseklik. Alan eşittir. Kenarımız 14. O kenara ait yükseklikte 8. Hadi şurada çarpalım 14 ile 8'i. 4 kere 8 32. Elde var 3. 8 kere 1 8. 3 de elde 11. Demek ki sonucumuz 112 santimetre kare yaptı. Örneklerimiz devam ediyor. Şekilde verilenlere göre... KL uzunluğu nedir demiş. KL uzunluğu şurası arkadaşlar. Bize neler verilmiş bir bakalım. Paralel kenarımızın kısa kenarı verilmiş. Ayrıca bu kısa kenara ait yükseklik verilmiş. Paralel kenarımızın uzun kenarına ait yükseklik verilmiş ve uzun kenarı soruluyor. Burada anahtar nedir arkadaşlar soruyu çözebilmemiz için alandır. Şimdi kısa kenar ve kısa kenara ait yüksekliğin çarpımı alanı verirken uzun kenar ve uzun kenara ait yüksekliğin çarpımı alanı verecek. Şimdi bu iki ifadeyi birbirine eşitleyelim burada. Buradan alandan yürüyerekten uzun kenarımızı bulalım. Arkadaşlar uzun kenarım nedir? KL. Bunu bilmiyorum. Öyle değil mi? KL uzunluğu. Çarpı KL uzunluğuna ait yüksekliğim nedir? Şu görmüş olduğunuz 6 santimetredir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu KL uzunluğuna ait yükseklik nasıl 6 santimetre oldu? Arkadaşlar KL uzunluğu ile NM uzunluğu birbirine eşittir. Her ne kadar nm uzunluğuna ait yükseklik burada 6 olsa da kl uzunluğuna ait yüksekliğimiz de 6 olmuş oluyor. Bu eşittir. Neye arkadaşlar? Kısa kenar ve kısa kenara ait yüksekliğe. Kısa kenarın burada 8 ya karşısı da 8 yapar. Öyle değil mi? O zaman 8 çarpı bu 8'e ait yüksekliğimiz 15. Tamam mı? Şimdi 6 ile kl'yi yine yazalım. kl çarpı 6 diye. Şurayı ne yapalım çarpalım. 8 kere 5 40. Elde var 4. 8 kere 1 8 4 de elde 12. Şimdi 6 tane kale 120 ise bir tane kaleyi bulabilmek için ne yaparız? 120'yi 6'ya böleriz. 120'yi 6'ya bölmek demek şu 12 ile 6'yı sadeleştiririz. Direkt ne kalır? Orada 2 kalır. Şu sıfırı da sonuna ekleriz. Demek ki bizim kale uzunluğumuz 20 santimetre olmuş oluyormuş arkadaşlar. Geçelim bir diğer örneğimize. Diyor ki bu örneğimizde de çevre uzunluğu 180 metre olan bir paralel kenar şeklindeki bahçenin uzun kenarı kısa kenarının iki katıdır. Şimdi şurası şöyle karışmasın. Şöyle senaryomuzu şekil üzerine dökelim ki daha iyi anlayalım. Paralel kenarımızı çizdik. Kısa kenarı x uzun kenarı 2x. Niye? Çünkü kısa kenarının iki katıymış uzun kenarı. Tamam mı? Çevre uzunluğu da 180 metreymiş. E çevre uzunluğunu bulabilmem için buraya da x Buraya da 2x derim. Ve çevre ne olur arkadaşlar? 2x artı 2x artı x artı x oldu. Şimdi burayı 2x 2x daha 4x x daha 5x x daha 6x olaraktan buldum mu? E çevre uzunluğum 180'miş. O zaman 6x eşittir 180 oldu. Her iki tarafı x'in kat sayısı olan 6'ya böldüğümde şu 6'lar gitti. x karşımıza buradan 18 bölü 6 3. 30 şu sıfırı sonuna ekledim çünkü. 30 metre olarak karşımıza çıktı. Tabi bu 30 metre nedir? Kısa kenardır arkadaşlar. Şuraya ilave edelim. Bize ne soruluyor? Bakın kısa kenarına ait yükseklikte 20 metre ise bu bahçenin alanı. He. Kısa kenarını buldum. Kısa kenarına ait yükseklikte bakın şöyle çizilir şuraya. Tamam mı? Bu yüksekliğimizi şöyle çizdik. Bu da kaçmış? 20 metreymiş. Bunu da buraya ilave ettim. O zaman alanım nedir arkadaşlar? Alan... Kısa kenar yani 30 çarpı kısa kenara ait yükseklik yani 20 çarparsak 3 kere 2 6 2 0'ı sonuna ilave ettim 600 metre kareymiş bu bahçemizin alanı. Konu başlığımız alan ve arazi ölçme birimleri ve alan ile ilgili problemler arkadaşlar. Hemen açıklamalarımızla başlayalım. Alan ölçüsü temel birimi metre karedir ve kısaca m kare şeklinde gösterilir arkadaşlar. Tamam mı? Bir merdivenimiz vardı hatırlayın uzunluk ölçülerinde. Aynı merdivenimizin bir benzeri arkadaşlar alan ölçülerinde de mevcuttur. Peki arasındaki fark nedir? Uzunluk ölçülerinde onar onar büyüyüp onar onar küçülme varken alan ölçüleri arkadaşlar yüzer yüzer büyür, yüzer yüzer küçülür. Yani birimleri birbirine çevirirken aşağı doğru inilirken 100 ile çarpılır, Yukarı doğru birim çevrimi yapılırken 100 ile bölünür arkadaşlar. Ne için? Her bir basamak için. Buna dikkat edelim. Bakın kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare gibi birimlere metre karenin katları derken desimetre kare, santimetre kare, milimetre kare gibi değerlere de biz metre karenin az katları diyoruz. Gelelim arazi ölçülerine. Arazi ölçüleri nasıl oluyormuş bakalım tarla, bağ, bahçe ve arsa gibi bölgeler arazi ölçme birimleri ile ölçülmektedir arkadaşlar. Arazi ölçme birimleri ar, dekar bir diğer adıyla dönüm ve hektardır. Bunların kısaltmaları da burada mevcuttur. Hektar ha diye, dekar ya da dönüm daa diye, ar ise kısaca küçük a harfi ile gösterilir. Bu arazi ölçülerinde de birbirlerine birimlerin çevirileriyle alakalı kısa yolumuz şu şekildedir arkadaşlar. Aşağıya doğru birim çevirimi yapılırken her bir basamak için 10 ile çarpılırken yukarıya doğru birim çevirisi yapılırken her bir basamak için 10 ile bölünmelidir. Çünkü arazi ölçüleri onar onar büyür, onar onar küçülür arkadaşlar. Ayrıca arazi ölçülerinden alan ölçülerine geçiş yapmak istiyorsak anahtarımız nedir? 1 ar 100 metrekareye eşittir. Bunu sakın unutmayalım. Örneklerimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın 15.000 mm² kare artı 0 tam binde 105 metrekare kaç santimetre kare yapar diye bize sorulmuş. Her iki birimi de santimetre cinsinden yazalım. Ama öncesinde şu birim merdivenimizi yanımıza koyalım ki İşimize yarasın arkadaşlar. Bakın milimetre kareden santimetre kareye bir basamak yukarı çıkmışız. O zaman bir basamak yukarıya çıktığımıza göre bir kere 100'e böleceğiz. 100'e böldüğümüz takdirde arkadaşlar şuradan iki tane sıfırımız ne olacak? Sadeleşecek. Peki ne olacak? 15.000 milimetre karemiz artık 150 santimetre kare olmuş olacak. Gelelim metre kareye. Metrekareden kareye 1 iki basamak aşağıya inilir. 2 defa yüzle çarpacağız anlamına gelir. Bir kere yüzle çarparsak virgülümüz iki basamak sağa kayar. Çünkü yüzün iki tane sıfırı var. O sebeple virgülü 1 2 basamak sağa kaydırdım. Artık 10,5 oldu. Ama bu 10,5 desimetre kare. Benden santimetre kare isteniliyor. Bir daha yüzle çarpacağım. Virgül 2 basamak daha sağa kayması lazım. Ama bir basamak kaydı artık kayamıyor. Ne yapacağız? O zaman sonuna 0 ilave edeceğiz. 105 yazıp sonuna 0'ımızı ilave ettik. 1050 oldu. 1050 santimetre kare. Peki bu ikisini toplarsak sonuç olarak neye eşit olur? Şurada 1050 ile 150'yi toplayalım. 0, 5, 5 daha 10 elde var 1. 1, 0 daha 1 elde de birimiz var. Ne yaptı? 2. Bir de bu biri ekledik. 1200 santimetre kare benim sonucum olmuş oldu arkadaşlar. Devam edelim diğer örneğimizle. 0 tam %12 kilometre karenin 1 bölü 4'ü kaç hektometre kare yapar denmiş bize arkadaşlar. Biz önce 0 tam %12'nin 4'te 1'ini bulmak yerine işlem kolaylığı açısından hektometre kareye bir çevirelim öyle değil mi? Sonra 4'te 1'ini yine buluruz arkadaşlar. Aynı sonuca ulaştırmış olur bizi. 0 tam %12 kilometre kare acaba kilometre kare acaba Kaç hektometre kare yapar? Bakın kilometre kareden hektometre kareye bir basamak aşağıya inerim. O zaman bir kere yüzde çarparım. Bir kere yüzde çarpmak demek virgülün iki basamak sağa kayması demek. O da ne yapar? 12 hektometre kare sonucunu bize verdi. E 12 o hektometre kare. Şimdi 1 bölü 4'ü dediği için 12'nin 1 bölü 4'ünü 12 çarpı 1 bölü 4 ile bulabilir miyim? Evet bulurum. O da 12 kere 1 12 bölü 4 sonuç 3 hektometre kare olarak karşımıza çıktı. Çünkü 12 bölü 4 3 yapar arkadaşlar. Devamında bakın arazi ölçüleriyle alakalı sorularımız var. O sebeple bunu getirelim yanımıza. 16 hektar 5 dekar 7 ar kaç metrekare yapar? Öncelikle hepsini ara çevirelim. Daha sonra arkadaşlar 1 ar 100 metrekare olduğu için işimiz kolaylaşacak. 16 hektar kaç ar yapar? Hektardan ara 2 basamak aşağıya inmişim. 2 defa 10 çarpacağım. 16'yı bir kere 10 ile çarpsam 160 yapar. Bir daha 10 çarparsam 1600 ar yapmış olduğu. Gelelim 5 dekarımıza yani 5 dönümümüze. Acaba kaç ar yapar? 5 dekar. Dekardan ara 1 basamak indim. O zaman bir kere 10 çarpacağım. 50 ar yaptı. Yanında bir de 7 arımız var. Toplarsak arkadaşlar 1650 daha 1657 daha 1657 ne yaptı? Ar yaptı. Aldanmayalım daha metrekareyi bulmadık. Şimdi şuradan istifade edeceğiz. Bir ar 100 metrekareydi. Buraya yazalım. Bir ar eğer 100 metrekare ise 1657 ar. Arkadaşlar bunun 100 katı olması lazım öyle değil mi? O zaman şu ifadenin sonuna 1657... Araya sonuna 2 sıfır ilave edersem şöyle 2 sıfırımı ilave ettim. Bölüklerine de ayırdığımda 165.700 metrekare yapmış oldu arkadaşlar sonucumuz. 120 hektarlık arazinin 3 bölü 10'u kaç metrekaredir? Yine hektarımızı isterseniz arkadaşlar ara çevirelim ardından metrekareye ulaşırız. Tabi şu 3 bölü 10'u bir kullanalım. 120 hektarlık arazinin 3 bölü 10'unu bir bulalım. 120 çarpı 3 bölü 10 şeklinde bulunabilir. Şu sıfırla şu sıfır gider. 3 kere 12 36 hektar yapmış olur. Peki bu hektar şimdi ara çevrilirse ne olur? Hektardan ara 2 basamak inilmiş. 2 defa 10 ile çarpılacak. Bir defa 10 çarparsam 360. Bir daha 10 çarparsam 3600 ar yapar. Benim 36 hektarım. Bitti mi bitmedi. Bizden metrekare isteniliyordu. Bir ar 100 metrekare olduğuna göre bunun 100 katını alacağım arkadaşlar. Sonuna 2 sıfır daha ilave ettiğimde metrekareye ulaşmış olurum. Şöyle bölüklerini ayırırsak 360 bin metrekare benim sonucum olmuş oldu. Şimdi iki tane problemimiz var arkadaşlar. Hemen birincisiyle başlıyoruz. Bilal Bey 26 dönüm bir tarla satın alıyor. Tarlanın bir hektarına mısır, 8 dekarına arpa ekiyor. Geriye kaç dönüm kalır diye bize sorulmuş. Öncelikle hemen şu hektar dekar arazi ölçüleriyle alakalı birim çeviri kağıdımızı buraya koyalım. Şimdi 26 dönüm bir dursun. Tarlanın bir hektarına mısır. Sonuçta bir benden dönüm istendiği için bu hektarı dönüme çevirelim. Hektardan dekara yani dekar demek dönüm demek arkadaşlar. Bir basamak aşağıya inilmiş. O zaman bir kere onla çarpılacak. Demek ki bir hektar eşittir. Biri onla çarparsam 10 dönümü arkadaşlar. 10 dönüm nedir? Tarlanın bir hektarına mısır ekilmiştir denmişti. 10 dönüm mısır. 8 dekarına arpa ekiliyor. E dekar demek zaten dönüm demek arkadaşlar. 8 dönüm ne oldu? Arpa. Geriye kaç dönüm arazi kalır? 10 ve 8'i topladım. 18 dönüm nedir arkadaşlar? Ekili Şimdi ekili olmayan soruluyor bize. Toplam 26 dönümdü. 26'dan 18'i çıkartırsak 8 dönüm kalır geriye kalan. Benden istenilen doğru cevap o zaman 8 dönüm olmuş olur arkadaşlar. Geçelim bir diğer sorumuza. Tabi burada arkadaşlar santimetre kullanıldığı için ve metrekare istendiği için diğer birim kağıdımızı buraya koyalım. ABCD bir kare. Bu kare olduğuna göre buraları da hep 80'dir. Öyle değil mi? KLMN dikdörtgen bakın 20 60 o zaman buralar da 20'ye atmış. Bunları da yazalım lazım olur belki. Taralı alan kaç metrekaredir? Karenin alanından dikdörtgenin alanını çıkartırsam taralı alanı bulmuş olurum. Karenin alanı nedir arkadaşlar? Alan eşittir 80 çarpı 80'dir. Buradan 8 kere 8 64. Çift sıfırı sonuna ilave ettim. Tabi bu nedir? Santimetre kare. Çünkü birim santimetre cinsinden verilmiş. Ama ben bunu metrekareye çevireceğim santimetre kareden metre kareye bir iki basamak yukarıya çıkılır. İki basamak yukarıya çıkmak demek iki defa arkadaşlar yüze bölmek anlamına geliyor. E o zaman ben bunu bir kere yüze bölersem iki sıfır gider. Bir daha yüze böldüğümde ne olur? 0,64 metre kare sonucunu bana verir. Bitmedi ama. Gelelim şurayı bulmaya. 20 santimle 60 santimin çarpımından dikdörtgenin alanını bulurum. Şuraya yazalım. Alan eşittir. 20 çarpı bu kez 60. 2 kere 6 12. Çift sıfırı sonuna ilave ettim. Santimetre kare. Yine metre kareye çevirmemiz için ne olması gerekiyor? Santimetre kareden metre kareye yukarıya 2 basamak çıktığım için 2 defa 100'e bölerim. Bir kere 100'e böldüğümde 12 olur. Bir daha 100'e böldüğümde 0,12 olur. Ve metre kare olmuş olur. Şimdi arkadaşlar bu alandan bu alanı çıkartacağım ki taralı alana ulaşayım. 0,64'ten 0,12'yi çıkartalım. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. 6'dan 1 çıktı 5 0. 0,52 metrekare benim sonucum olmuş oldu. Harika bir problemle devam ediyoruz. 25 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde bir bahçeye, 20 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde bir havuz yapılıyor. Kalan kısımlar ise bir kenarı 60 santimetre olan kare fayanslarla döşeniyor. Bu iş için kaç adet kare fayans gereklidir diye bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bahçenin alanından havuzun alanını çıkartırsam geriye fayans döşenecek alanı bulurum ve Fayansların da tanesinin alanını bulduğum takdirde iki alanı birbirine bölersem kaç adet fayans kullanıldığını bulmuş olurum. Şimdi 25 ile 15'i çarptığımda ne olur? Metrekare cinsinden bahçenin alanını bulurum. Bahçe alan eşittir. 25 çarpı 15. Hadi çarpalım. 5 kere 5 25. Elde var 2. 5 kere 2 10. 2 de elde 12. 1 kere 5 5. 1 kere 2 2. Toplarsak 5 7 3 375 metrekare bahçenin alanı havuzun alanını bulalım arkadaşlar havuzun alanı ise bakın 12 metre ile 20 metrenin çarpımı 20 çarpı 12 ne yapar 2 kere 0 0 2 kere 2 4 1 kere 0 0 1 kere 2 2 toplarsak 0 4 2 240 metrekare de havuzun alanı olmuş oldu. Bahçe ile havuz arasında kalan bölgenin alanını bulalım şimdi arkadaşlar. 375'ten 240'ı çıkartırsak 5, 7'den 4 çıktı 3 kaldı. 3'ten de 2 çıktı 1. 135 metrekare o alan. Tamam mı? Şimdi bu alana küçük kare fayanslar döşenecektir. Bu kare fayansların her birinin öncelikle santimetre kare cinsinden bir alanını bulup bunu metre kareye çevirelim. Ve bu ifadeyi o bulduğumuz ifadeye böldüğümüzde kaç adet fayans kullanıldığını bulmuş olacağız. Kare fayansımızın her bir kenarı 60 santimetre olduğuna göre kare fayans şuraya yazalım. Karenin alanı nedir? Aynı kenarı aynı kenarla çarpmak. 6 kere 6'dan ne sonucuna ulaştık? 36. Yanına da çift sıfır ekledik. Bu santimetre karedir tabii arkadaşlar. Tamam mı? Biz şimdi bunu metrekare cinsinden bulmamız gerekiyor. Santimetre kareyi metrekareye çevirebilmemiz için ne yapmamız lazım? Bakın hemen birim çevirimizi buraya getirelim. Santimetre kareden metre metrekareye yukarıya bir iki basamak çıkılır. O zaman iki kere yüze böleceğim. Bir kere yüze bölersem ne olur bu? 36 desimetre kare olur. Bir daha yüze bölersem arkadaşlar 0,36 metre kare olmuş oldu. Demek ki bir tane fayans 0,36 metre kare. Şimdi ben bu ifadeyi bu ifadeye bölersem bu fayanslardan kaç tane kullanılacağını bulmuş olurum. 135 bölü 0,36. Tabi bu haliyle bölmemiz biraz zor. Şu 0,36 virgülden sonra 2 basamak olduğu için bunu 100 ile genişletelim. Bunu da 100 ile genişletelim. Sonuç olaraktan aynıdır arkadaşlar. Ne olur? Bu artık 135 yanına çift 0. Bu da 36. Şimdi şurada farklı kalemle yapalım karışmasın. 135 yanına çift sıfırımız. Böyle 36. 13'te 36 yok. 135'te 36 kaç defadır? 3 defa 3 kere 36 108 çıkartırsak 5'ten 8 çıkmaz. 15'ten 8 çıktı 7 kaldı. Burada da arkadaşlar 2 kaldı 0. Şu 0'ı aşağıya indirdik. 270'te 36 acaba kaç defadır? 7 kere 7 kere 6 42 elde var 4 7 kere 3 21 4 de elde 25 yaptı. Ne kaldı geriye? Burada 0'dan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıktı 8 kaldı. Burada kaldı 6. 6'dan 5 çıktı 1. Burası 0. Şu son 0'ı da buraya indirdiğimizde artık 180 36'ya bölünebilir. 5 defadır. 5 kere 6 30 elde var. 3. 5 kere 3 15. 3 de elde 18. Gördüğünüz gibi bölündü. Demek ki 375 tane bu fayanstan bizim ihtiyacımız varmış. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir. Dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.